Merhaba gençler, ben Şükran Hoca. Madde döngüleri konumuz ile 11. sınıf ve AYT konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nedir bu madde döngüsü diye başlayacak olursak eğer, doğadaki cansız maddelerin, yani bu cansız maddeler derken karbon, oksijen, su ve azotu kasteder, bitkiler tarafından besin maddesine dönüştürüldükten sonra, şimdi bu cansız maddeler bitkiler tarafından besin maddesine nasıl dönüştürülür? Fotosentez ile dönüştürülüyordu. Daha önceki videomuzda bahsetmiştim. Fotosentez. Canlılar arasında dolaşması. Peki canlılar arasında nasıl dolaşır diye düşündüğümüzde, bitkiler bu cansız maddeleri bünyelerine alıp besin maddesine dönüştürdü. Bunu tüketen birincil tüketiciler dediğimiz otçullar bunları bünyelerine aldı. Daha sonra etçiler otçulları yiyerek bünyelerine aldı ve canlılar arasında bir dolaşım başladı. İşte bu canlılar öldüklerinde ayrıştırıcılar tarafından tekrar cansız ortama aktarılırlar. Bu olaya biz madde döngüsü diyoruz. Burada ayrıştırıcı diye bahsettiğimiz şeyler ise bakterilerdir. Daha önce de bahsetmiştik. Bakteriler canlıları öldükten sonra onların cansız ortama tekrar geçmesini sağlayarak onları ayrıştırıp küçük parçalara ayırırlar diyebiliriz. Bu şekilde madde döngüsü meydana gelmiş olur. Madde döngüsü karbon, oksijen, azot ve su ile meydana gelir. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. Karbon döngüsü ile konumuza başlıyoruz. Karbon canlıların yapı taşını oluşturur. Atmosferde karbondioksit ya da bir karbonat şeklinde bulunur. Yani iki şekilde karşımıza çıkar. Ya karbondioksit ya da bir karbonat şeklinde karşımıza çıkar. Bunlar daha çok baktığımızda doğal gaz, kömür, kireç taşı içerisinde yer alır karalarda. Ya da atmosferde karbondioksit şeklinde, yani gaz şeklinde karşımıza çıkar diyebiliriz. Karbon döngüsü atmosfer, litosfer, biyosfer ve hidrosfer arasında. Yani bizim 4 büyük unsur dediğimiz, muhteşem dörtlü dediğimiz ortamlarda gerçekleşir. Bunlardan birazcık bahsedecek olursak, bazı durumlarda karbondioksit tüketilir, bazı durumlarda ise üretilir. Öncelikle karbondioksit tüketilen durumlardan bahsedeceğim. Kara ve deniz bitkileri tarafından fotosentez olayında karbondioksit tüketilir. Burada görüldüğü gibi. Fotosentez olayında tüketilir. Deniz canlılarının kabuk oluşumunda, yani burada canlılar, bazı kabuklu canlılar meydana gelirken çökelme ile meydana gelir, üretilmiş olur. Karbonatlı kayaçların oluşumunda, yani taş diyebiliriz buna. Özellikle tortul kayalar oluyor bunlar. Tortul kayalar, taşlar. Bunların oluşumunda ve ölen canlıların bünyesindeki karbonların zamanla basıncın etkisiyle kömürleşme ya da petrol oluşumunda karbondioksit tüketilmiş olur. Karbondioksitin tüketildiği durumlar: çökelme ile canlıların kabuk oluşumunda dedik, tortul kayaçların oluşumunda, kömürleşme, petrolleşme olayında ve fotosentezde karbondioksit kullanılmış olur. Tüketilen miktarda karbondioksit atmosfere her yıl mutlaka geri şekilde döner. Eğer karbondioksit atmosfere dönmeseydi fotosentez giderek azalır ve canlılar, bitkilerin organik madde üretimi de zorlaşmış olurdu. Bu da canlı yaşamını tehlikeye atardı diyebiliriz. Karbondioksitin tekrar doğaya geri döndüğü olaylar, yani üretildiği durumlara bakacak olursak eğer, bunlar daha çok bitki ve hayvanların solunumu ile, bunu farklı bir renkle göstereyim. Karbondioksitin üretildiği durumlar, solunum olayı ile. Yani biz ne yapıyoruz? Oksijen alıyoruz, karbondioksit veriyoruz solunumda. Bu şekilde karbondioksit açığa çıkmış olur. Ölen canlıların çürümesi ile, yani ölü bitki ve hayvan atıkları ile diyebiliriz. Orman yangınları, fosil yakıtlar, ormanların tahribatı, yine çevreye bol miktarda karbondioksit verilmesine sebep olur. Bunlara volkanik patlamaları ekleyebiliriz. Sonuç
Sonuçta patlama sırasında pek çok gaz ortaya çıkıyor ve bu gazların içerisinde büyük bir oranı karbondioksit oluşturuyor diyebiliriz. Karbonatlı kayaçların fiziksel ya da kimyasal bir şekilde ayrışması sonucu havaya karışabilir. Kayaçların oluşumunda kullanılıyordu. Bunların ayrışması sırasında ise oluşmuş olur diyebiliriz. Suyun hava ile teması sonucunda karbon alışverişi gerçekleşmiş olur. Biz buna yayılma adını veriyoruz diyebilirim. Bunlar doğada karbon döngüsünü oluşturan unsurlar. Peki bunlara insanın etkileri nelerdir diye düşünecek olursak, yani insanlar bu döngüyü değiştirebiliyorlar. Atmosferdeki karbonun %90'ı doğal kaynaklardan meydana gelse de %10'luk bir insan müdahalesi söz konusu olabilir. Bunlar nelerdir diye düşündüğümüzde, özellikle fosil yakıtların tüketilmesi, ormanların tahrip edilmesi, mahsul atıkların yani ormanların yakılması ya da otların yakılması, biz buna anız yakılması diyoruz. Pirinç tarlalarında metanın oksitlenmesinin sağlanması, karbon döngüsüne insanın müdahaleleri arasında sayılabilir. Gelelim oksijen döngüsüne. Oksijen döngüsü dediğimiz zaman oksijen solunum için gerekli olup kömür, odun, gaz gibi maddelerin yanmasında yoğun olarak tüketilir. Özellikle yanma olayı tüketilmesine sebep olur diyebiliriz. Bu nedenle doğadaki oksijenin kaynağı fotosentezdir. Genelde yani oluşmasını sağlayan olayımız fotosentez sırasında. Oksijen açığa çıkar, solunum ve yanma ile, buraya yanmayı da ekliyorum. Oksijen tüketilmiş olur diyebiliriz. Oksijen sağlayan, üreten kaynaklara değinecek olursam eğer, fotosentez dedik. Bu fotosentezi bitkiler meydana getiriyor tabii ki de. Ve havada serbest halde bulunabiliyor. Bu da suyun fotolizi sırasında, yani oksijen ve hidrojenin ayrışması sırasında açığa çıkabilir denilebilir. Kullanıldığı durumlar ise solunum dediğimiz olay. Yani biz havadaki oksijeni alıp karbondioksiti veriyoruz. Yani havadaki oksijeni kullanmış oluyoruz denilebilir. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi maddelerin özellikle yanması ve organik maddelerin yakılması oksijenin kullanılmasına sebep olur denilebilir. Atmosferin oksijen miktarında bugüne kadar büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Bu tabii ki de insan faaliyetleri bu durumda çok fazla etkili olmuştur. Fakat atmosfer aldığı miktardaki oksijeni geri verebilme özelliğine sahip olduğu için hep bir denge durumu söz konusu olmuştur diyebiliriz. Azot döngüsüne geldiğimizde ise doğadaki azotun kaynağını atmosfer ve canlılar oluşturur. Atmosferde en fazla bulunan gaz azottur denilebilir. Havanın azotunu bitkiler ve hayvanlar doğrudan kullanamaz. Bunun için azotun bazı aşamalardan geçmesi gerekir. Şimdi biraz onlardan bahsedeceğim. Atmosferdeki yıldırım ve volkanik olaylar sırasında elektrik boşalmasıyla havadaki azot oksijenle birleşir ve nitrit ve nitrat tozuna dönüşür. Yani yıldırım ile bu havadaki azot miktarı toprağa geçiş sağlar ya da aynı şekilde volkanizma faaliyeti ile havada bir azot çıkışı söz konusu olur. İki tane temel sebebimiz var. Bunlardan bir tanesi yıldırım ortaya çıkmasından. Bir tanesi ise volkanizma diyebiliriz. Tabii ki atmosferdeki yıldırım ve volkanik olaylar sonucu elektrik boşalmasıyla havadaki azot oksijen ile birleşerek nitrite dönüşür dedik. Bu nitratlar ve nitritler yağışla birlikte toprağa geçer. Topraktan bunu bitkiler alır bünyelerine, üretici olan bitkiler topraktan kökleri ile bu nitriti ve nitratı aldılar. Bunu kullanan birincil tüketiciler yani otçullar dediğimiz canlılar
bünyelerini aldı. Otçullardan beslenen etçiler bünyelerini alır ve bu canlıların ölmesi ile birlikte organik madde ayrıştırıcılar tarafından küçük parçalara ayrılarak toprağa geri döner. İşte biz bu olaya azot döngüsü adını veriyoruz diyebilirim. Yani doğadaki azot besin zinciri yoluyla bitkilerden diğer canlılara geçer. Bu canlıların ölmesiyle bünyelerindeki organik maddeler bakteriler tarafından ayrıştırılarak nitrit ve nitrat tozlarına dönüşür ve bu şekilde azot döngüsü dediğimiz olay gerçekleşmiş olur. Su döngüsü dediğimizde ise hepimizin daha aşina olduğu bir konu diyebilirim su döngüsü için. Güneş enerjisi ve yer çekimi etkisiyle suyun litosfer, hidrosfer ve atmosfer arasındaki dolaşımını aslında biz su döngüsü diyoruz. Su döngüsü buharlaşma ve yoğunlaşma gibi iki fiziksel kurala bağlı olarak meydana gelir. Isınarak yeryüzünde var olan sular buharlaşır ve ısınan hava yükselmesi sonucunda yoğunlaşmaya uğrar. Yoğunlaşma sonucunda sıcaklığın düşmesine bağlı olarak yağışlar gerçekleşir ve yağış ile yoğunlaşan su yeryüzüne geri dönmüş olur diyebiliriz. Ve yağış suyunun fazlası toplanarak yeraltı suları ile yerüstü sularını meydana getirir. Yerüstü suları dediğimiz akarsular, göller, yeraltı suları ise yerin altına sızarak akışa geçen, harekete geçen sular denilebilir. Bitkiler kökleri vasıtasıyla suyu emerek yaşamsal faaliyetlerini sürdürürler. Hayvanlar ise içtikleri ve besinlerdeki sudan yararlanırlar. Bitkiler terleme yaparken bünyelerindeki suyu su buharı şeklinde çevreye geri verir. Hayvanlar ve bitkiler solunum yaparken bir miktar suyu buhar şeklinde atmosfere vermiş olur. Ve bu nedenle doğadaki su sürekli bir döngü haline geçmiş olur diyebiliriz. Su ekosistemlerinin unsurları ve işleyişine baktığımızda ise su ekosistemleri denizel ekosistemler ve karasal ekosistemler olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Denizel ekosistemler ile devam edecek olursak eğer denizel ekosistemler denizler ve okyanuslar yeryüzünün yaklaşık %71'ini yani çok büyük bir kısmını meydana getirir. Deniz ortamının ekolojik koşulları karasal ve tatlı su ortamlarına göre daha homojen bir özellik gösterirler. Okyanus ve denizlerde ilk 200 metre derinlikte birçok canlı türü bulunur. İlk 200 metre olmasının sebebi suyun güneş ışınının ilk 200 metreye kadar suyun içerisine girebilmesidir diyebiliriz. Güneş ışığına erişemediği yerlerde canlı yaşamı da azalmış olur denilebilir. Okyanus ekosistemi içinde her birinin kendi çevresi ve çeşitli yaşam biçimleri bulunan çok sayıda ekosistem yer alır. Bu ekosistemler birbirinden farklı türlerde canlılardan oluşur denilebilir. Özellikle mercanlar dünya ekosisteminin en karmaşık ve zengin beslenme alanlarıdır. Tuzlu sularda yaşayan balıkların 1/3'ü mercan atıklarıyla beslenir ve mercanlar bulundukları denizlerdeki canlılar için hem beslenme kaynağı hem de bir barınma yeri olarak kullanılır diyebiliriz. Okyanuslar ve denizlerin iklim üzerindeki etkisi de oldukça fazladır. Okyanus akıntıları geldikleri enlemin sıcaklığını geçtikleri kıyıları taşırlar. Örneğin bir sıcak su akıntısından bahsediyorsak eğer daha sıcak bir havanın gelmesine sebep olurlar. Soğuk su akıntısından bahsediyorsak daha soğuk bir havanın gelmesine sebep olurlar. Ve bu şekilde canlıların yaşam alanlarında dağılışında önemli bir yer alırlar diyebiliriz. Okyanus ve denizlerde dalgaların etkisiyle oluşan hava kabarcıklarının patlamasıyla tuz bakımından zengin su damlacıkları ortaya çıkar. İşte biz bu su küçük tuz kristallerine aerosol ismini veririz. Ve aerosoller bulutların meydana
getirerek iklim olaylarında önemli bir rol oynarlar. Ayrıca olmasaydı iklim koşulları bugünküne göre daha kurak bir şekilde gerçekleşirdi. Yağmur damlaları yere düşerken havada asılı bulunan aerosolleri toprağa indirir ve bu topraklar, aerosoller toprağın veriminin artmasına sebep olur. Yani tarım için daha elverişli bir hale gelmesine sebep olur diyebiliriz. Karasal ekosistemlere baktığımızda ise karasal ekosistemler göller ve bataklıklar bitki, hayvan ve türü bakımından oldukça zengin alanlardır. Bu alanların kendiliğinden kuruması ya da insanlar tarafından kurutulması, suların kirletilmesi bu alandaki ekosistemi çok olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Özellikle akarsular birçok bitki ve hayvan türü için yaşam alanını oluşturur. Akarsuyun barındırdığı hayvan türü üzerinde yaşayan hayvan sayısı akarsuyun akış hızından, fiziksel özelliklerinden ve kimyasal özelliklerinden yani suyun içerisindeki minerallerden oldukça etkilenir. Özellikle akarsuda eğimin azaldığı yerler azaldığı orta ve ağız kesimlerinde canlı çeşitliliği oldukça fazladır. Çünkü buralarda canlılar yaşam alanı bulabilirler. Ama eğimin çok fazla olduğu özellikle doğduğu kısım yani kaynak kısmını düşündüğümüzde burada su hızlı hareket ettiği için canlılar yaşam alanı bulamazlar. Bu nedenle eğimin az olduğu yerler biyoçeşitliliğin fazla olduğu yerlerdir. Yine şelalelerin bulunduğu yerlerde de canlı çeşitliliği azdır. Çünkü şelaleler eğim kırıklığı olan yerlerde görülür. Ve bu eğim kırıklıklarında canlı barınması oldukça zordur denilebilir. Akarsuyun denize dökülen ağız kısmında da tatlı su ve tuzlu su karıştığı için çok fazla canlı çeşitliliği vardır diyebiliriz. Şimdi burada size Ramsar Sözleşmesi'nden bahsedeceğim. Sorularda karşınıza çıkabilir diye. Ramsar Sözleşmesi, İran'ın Ramsar şehrinde imzalanan sulak alanların korunması amacıyla imzalanan bir sözleşmedir. Burada daha çok aslında kuş türlerinin korunması gibi bir amaç da vardır ve Türkiye 1993 yılında Ramsar Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Yani taraf olmuştur diyebiliriz. Ve bu anlamda korunan bazı yerlerimiz var bizim. Neler bunlar diye baktığımızda şöyle küçük küçük notlar alalım. Özellikle Sultan Sazlığı ilk korunan alanımızdır Ramsar Sözleşmesi ile. Seyfe Gölü, Burdur Gölü, Manyas Gölü, Ulaabat Gölü, Kızören Obru, Gediz Deltası, Göksu Deltası. Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan alanlardan bir tanesidir ve tüm dünyada ve Türkiye'de 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü olarak her yıl kutlanmaktadır diyebiliriz. Sulak alanların önemini vurgulamak amacıyla. Karasal ekosistemler ve denizel ekosistemler konumuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.